Hoş geldiniz sevgili sinema severler. Yeni bir 1990'lar filmine daha Instinct konuşuyoruz. Anthony Hopkins ve Cuba Gooding Jr.'ın mükemmel oyunculuğu ve işte film bakalım kim beğenmiş kim beğenmemiş, ama hepsinden önce geçen haftanın yani 100. programımızın filmi olan One Flew Over the Cuckoo's Nest'e iyi mi kötü mü çirkin mi demişsiniz arkadaşlar, bakıyoruz hep birlikte. Şimdi efendim aşağıdan başlıyorum. Çirkin diyen %1. Wow, çok iyi. Kötü diyen %2. İyi diyen %96. Vay. Amma tutmuş ya bu film. Çok güzel film abi. %96 verdik. Bu da bizim şeyimiz, tarz. Evet, evet. Puanlama şey. %96 aldı. Geek yapar. Ama bir sürü film bayağı iyi not alıyor bizde. Yani. Abi bak, GMDB yapalım. Sevmediğimizi de seçiyoruz gerçi. GMDB ne be? Geek yapar Movie Database yapalım. İnternet sitemize koyalım. Konuştuğumuz bu 101. filmi de böyle yanına puanlarımızı yazalım. İşte Ömer Ama Can Cevdet. Ama bu iyi kötü çirkin olayı sonradan çıktı. İlk ne bileyim 40-50 filmde yok yani. Ama güzel olurdu. Neyse. Evet, Instinct evet. Konuşuyoruz arkadaşlar. 1999'da ben o zaman sinemada değil ama hemen akabinde DVD'sinde izlemiştim bu filmi. Severim, benim için önemli filmlerden bir tanesidir. Nasıl buldunuz, öncelikle siz ne zaman izlemiştiniz diye başlayayım. Buyurun, kim istiyorsa başlayabilir. Ben sonra televizyonda falan izlemiştim. İzlediğimde de çok tutmuştum. Daha genç yaşımda daha çok beğenip büyük halimle izleyince, yani filmin süper de yaşlanmadığını düşünüyorum. Can'a lafı devretmeden önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir süredir yaptığımız filmler tesadüfen hep 99 oluyor. Ona bilerek seçmemiştik yani. Ve bugün merak ettim yani. 99 movies falan yazdım Google'a ve 1999 Hollywood sineması için inanılmaz bir sene arkadaşlar. Yani benim hani burada sadece yazan birkaç tanesi Matrix, Fight Club, işte Amerikan Güzeli, Altıncı His, Insider falan var, ne bileyim. O kadar çok 99'da böyle film çıkmış ki güzel yani, sonradan klasikleşen. Hakikaten enteresan. Bu biraz o yüzden arada da kaynamış diye düşündüm ben. Çünkü aslında bayağı popüler olabilecek bir film yani gibi geldi bana. Ama az biliniyor nedense. Ben daha önce televizyonda rastlamıştım bu filme. Keyifle izlemiştim. Şimdi bir daha izleyince bu film sanki 1985 ve 1999 filmi değilmiş gibi hissettirdi açıkçası bana. Yani iyi yaşlandığını düşünmüyorum dedin ya Ömercan. Ben çağının da birazcık gerisinde bir kafada bir film olduğunu düşünüyorum. Yani hani bir daha izleyince öyle beni, ya tabii ki duygulandığım, hoşuma giden sahneleri olduğu, işte ana konusu, karakterin duruşu, işte aralarındaki ilişki falan çok hoş. Fakat öyle çok ağam şağam da bence bir film değil yani. Bir iki detay filmi çok iyi film yapmaktan alıkoyuyor. Bir iki detay da var. Onlar da hani filmi süper izlenir kılıyor. Mesela Anthony Hopkins falan. Evet, tabii. Hani gerçekten o yüzden... Evet, onun dışında bir de hakikaten duygusal da film ya. Ben hani klişe mülişe bir takım şeyleri bulup aman sis gibi hissetmeme rağmen bir iki sahnesi de gerçekten duygulandım yani. Onu başarabilen bir film bir yandan da. Ben de o, kesinlikle. O gorili vurdukları an Aybike yanımda dedi yani ve ben de yani biliyordum vurulacağını ama öyle hissettim, gerçekten üzülüyor insan. Evet, üzülüyor. Bu filmin biraz araştırmışsınızdır. Daniel Quinn'in işte İsmail isimli romanından uyarlanmış. Fakat tabii şöyle, ben romanı okumadım. Fakat okuyanların yorumlarına biraz göz attım. Okuyanların ve de izleyenlerin genel kanı şu yönde: tabii ki roman çok daha kapsamlı. Romanda anlatılmak istenen şeyler tabii ki biraz daha az filme geçmiş. Bu birçok filmin derdi. Biz tabii ki ayrı bir mecra olarak dönüştüreceğiz ama şöyle bir şey hoşuma gitti. Daha doğrusu ayrı bir mecra olarak düşüneceğiz ama şu hoşuma gitti. Şimdi bu Daniel Quinn kendini yeni şey tribalist olarak tanımlıyormuş. Tribalism. Şey mi yani? Yani kabilecilik şey gibi. Kabileci. Kabileci adam. Şimdi bu kabile muhabbeti, kitapta çok daha fazla olan kabile muhabbeti aslında filmin birçok noktasında, daha doğrusu yazarın da kurduğu birçok noktada var. Yani aslında bunu önce tanımlayalım. Bu kelime kendinden olanla birlikte hareket etme, insanların eskiden alışkanlıklarının bu olduğu, daha sonradan işte modern dünyayla değiştiği vesaire yönünde. Şimdi böyle baktığın zaman filmin kurduğu ortam, işte bir en göze çarpan zaten o hapishane / hastane olan yer.
Zaten işte o beraber yaşayanlar, dış güçler vesaire, yani ormanda yaşadıklarının zaten bir tasviri haline geliyor ister istemez. Fakat bundan daha güzel olan şeyler var. Adamın psikolog olması ve yöntem olarak en başında işte bak dedi, hani o bizim Donald Sutherland şey diyor ya, hah diyor, şimdi kendine bağladı, kendine yakın hissettirdi falan diyor bir kadınla, işte paranoyak bir kadınla konuşurken, hatırlıyorsunuz değil mi, papa en başında vesaire, en başında. Yani aslında oradan itibaren filmin bağları kurulmaya başlanıyor. Çok üzerine düşünmemiş ama bu anlamda böyle ucu açık olmayan, her şeyin birbirine net bağlandığı bir film olarak analiz etmek mümkün diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki filmin bir de ana fikri var. Yani kitaptan çıkan, bir filme de yayılan. O da işte aslında insanların hakimiyeti artık bırakması gerektiği konusuyla ilgili. Bu nasıl geçmiş? Köfte mi? Çağının ilerisinde mi? Yoksa can hala bunu da gerisinde mi buluyorsun? Ne dersiniz? Abi ben filmin bu düşünceyi birazcık seyirciye, işte müzik kullanımı olsun, oyunculuk olsun, biraz dayattığını düşünüyorum. Seyirciye düşünecek alan çok sunan bir film olduğunu düşünmüyorum bunu. Danny Elfman yani, bu arada müzikler. Hani onu da söylemeden evet, geçmeyelim. Ben şaşırdım. Evet. Danny Elfman. Çok Danny güzel bazen müzikler. De bari değil bence bu arada. Boku çıkmış yani. Oluyor. Evet evet. Yani ben Danny Elfman olarak evet evet şey yani. Hani böyle süper kahraman filmi yapınca tamam uyuyor ama biraz böyle bu filmde bana da çok geldi müzik yani zaman zaman. O yüzden yani bu vermek istediği mesajı çok net bir şekilde veriyor bu film. Yani zaten başka bir şey düşünmüyorsun bile. Evet evet. Yani söylüyor çok, canım. Söylüyor. Ya bu film inanılmaz. Yani bak, şey söylüyor. De, karakter dedi, söylüyor yani. Tabii tabii yani. Sana dönüp de bak kardeşim, İşte medeniyet dediğin şey doğayı sikiyor, uyumlu yaşamalıyız. Film çok net bir şekilde anlatıyor sana. Taylor. Ve başından sonuna da çok net bir film bu film. Hı-hı. O açıdan yani böyle kontağını kapat, izle, alacağını al, çık, eyvallah filmlerden bu film birazcık. Bence de. Ki yani bence 90'larda böyle film çok oluyordu aslında. Hani senin biraz o yüzden çağın gerisinde bile demene çok çok katılamıyorum ben. Önemli değil ama o yani genel bir gözlem. Ama onun ama işte Matrix kere falan çıkmış o sene, düşünsene. E tamam, o çağın ilerisinde sayılır ama canım. Hani bu da biraz ama böyle... Ama Fight Club falan da çıkıyor. O çağ, çağ, o çağ bence biraz. Neyse eyvallah. O çağ, o çağ yani bence. Ama hani filmin çok net olduğu falan konusunda %100 katılıyorum sana. Hatta o netlik aslında bence filmin birazcık kötü taraflarından bir tanesi. Yani biraz şey diyorsun filmde hakikaten. Ulan hani bir şey anlatacağım diye bu kadar da yüzeysel yolculuk yapma. Bana da bir seyirci olarak hani düşünecek pay bırak bir zahmet falan diyorsun. Bunu en çok dediği noktalar da filmde anlatacağı şeye hizmet etsin diye altını doldurmadığı klişemsi şeyler. Yani mesela işte o süper cani gardiyan herif. Yani o adam hani gerçekten full canilik olsun diye orada var. İşte Anthony Hopkins'e ve diğer mahkumlara acı çektirmekten, sıkıntı yaratmaktan hoşlanıyor. Fakat hani normalde şey beklersin, o adamın da böyle bütün bunları niye yaptığına dair en azından bir ipucu içeren bir sahne beklersin. Böyle babası kötüdür, anasından mektup gelmiştir, karısı bunu evde eziyordur falan atıyorum. Hiç öyle yani bir şey olmayışı. Otoriteyi sağlamak için falan gibi bir cümlesi var gerçi o karakterin. Ama hı-hı, yani o kadar ya. Bununla sınırlı tamam. Ama o hani sonda neden hala kışkırtıyor mesela, onun bence bir cevabı yok açıkçası artık. Herif şartlı tahliye olacak, bilmem ne kurtulacak. Hani biraz çekemiyor gibi, kendinden daha zeki birisinin mahkum olmuş, kendinden daha nitelikli birisi mahkum olmuş, onu illa şey yapmak. Ya bunları ben uyduruyorum ama yani hani böyle bir cevap yok filmde. Onun dışında mesela bizimkine kanka olan iki tane mahkum var ya, işte birisi hafif daha tombul, biri daha sıska falan. En son kaçmasına yardım ediyorlar. Hmm, mesela evet, onlarla da mesela arkadaşlık ilişkisinin neden ilerlediği biraz havada yani. Diğer bu tarz filmlerde o tarz arkadaşlık ilişkilerini görmeye alışkınız. Biraz o başka filmlerden o araları dolduruyoruz gibi. Burada neden hani Anthony Hopkins onlar o kadar cana yakın hale geliyor? Bir tek o hani ne bileyim işte bulilik yapan diğer mahkuma diklendiği için mi? Yani falan. Evet ama onun da arkasında bir cevabı var. Şöyle de bir ama background var ya, adam zaten gorillerle yaşadığında ki hani işte hapishanedeki insanlarla yaşadığında da aynı şey. Zaten bir acı çekmiş ve kendi işte kendisinden olanı savunmuş. Bu adam da yani bu cevabı da tatmin olmak zorunda değilsiniz ama
benim gördüğüm. Bu adam da normalde işte asını veren, vermediği için dayak yiyen, ne isteyeceğini belirtemeyen, zayıf karakterli bir adam olduğu için bunu fark ediyor Anthony Hopkins ve onu koruyor ikinci seferde. O da koruduğu için bundan mutlu oluyor ve ona öyle bir payback yapıyor gibi. Çok da altı dolmadığına katıldığım ama böyle bir şey var. Mesela hikaye örgüsü var orada. Şu da havada olan şeylerden bir tanesi. Mesela o iki tipleme ve Anthony Hopkins arasındaki arkadaş ilişkisinin işte hoşumuza gidiyor. O daha ezik gibi olan, o tombul olanın öbür işte gardiyan tarafından aşağılanıp ezilip üzülmesi, dayak yemesine üzülüyoruz filan. Fakat onlar da katil falan aslında, anladın mı? Yani burası böyle şey değil. Tabii abi, adam komşumun içinde şeytan var. Evet, i̇şte evet. Sporlu benziyor diye öldürdüm diyor. Yani. Yani bunlar hani kukuz nesteki gibi işte o açık bir tımarhanede değiller. Bunlar hani mahkum olan tımarhanedeler falan. O yüzden aslında mesela yani ki evet, Can'ın söylediği kısım var filmde, yani o kadar da şey değil ama yine de filmin bize resmetmesi olarak hiç o masumiyetleri falan hiç sıyrılmıyor. Yani anladın mı? Biz tamamen onların tarafını tutuyoruz. Hiç ben gardiyan herifin tarafında bir an bile olamıyorum mesela bu filmi izlerken. Şimdi film genel olarak, yani size katılıyorum bu konuda. Genel olarak bu işte adamın yaşantısına ve işte aslında eğitmeye gelen, daha doğrusu bir şeyler yapmaya gelen adam öğrenci oluyor üzerine kurmuş kendini biraz. Yani Küba Gooding Jr.'ın hikayesi gibi aslında, evet, daha çok. Tabii canım. Bunu tercih etmiş. Fakat filmin bu dünyayla bağ kurduğu çok aslında önemli bir katmanı var. Bence biraz eksik kalmış orası. Aslında yani işte bu kadar çok ailesi, aile işte tribalizm, işte gittim gorillerle yaşadım diyen adamın aslında kendi söküğünü dikemediği bir durum var. Kızıyla olan ilişkisi var. Ben burayı biraz zayıf buldum. Yani burası filmin gerçek dünyayla bağ kurduğu ve aslında tamam ya, tutup da hadi koşun gorillerle yaşayın demeyeceğiz ya da öyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz başka bir şey, bak size bir şey daha öğretmek istiyoruz dediği taraf biraz böyle yüzeysel geldi bana. Ben orayı çok tutamadım. Ne dersiniz? Yani çünkü altını doldurmak için çok da uğraşmıyor. O kızla bir kendi bir bireysel sahnesi var. Orada biraz altı dolar gibi oluyor. Hani seninle ilgilenemedim falan filan muhabbeti, ama yani ilgilenseydin abi yani bir yandan da. Şeyi pek bence veremiyor abi film. Yani fikir olarak anlıyoruz, salak değiliz ama mesela ben Anthony Hopkins'i böyle suçlayamıyorum bir işte ebeveyn olarak. Artık adamı sempatik bulmaktan ve kendi davasını çok hoş bulmaktan dolayı da olabilir bu. Ama belki hakikaten film şeye daha çok vakit ayırmalıydı, işte o kızıyla olan ilişkisine. Mesela ben bu filmi şimdi tekrar izlerken bir de Ethan Powell'ın, yani Anthony Hopkins'in bir de karısının olduğunu hiç hatırlamıyordum bile. Hmm. Hani ulan o da karısı aslında, o da önemli bir karakter. Yani onu da görebilirim. Konu gidip Xanax'lara veriyor kendini. Aynen, başta görüyoruz, lafı yok, şey yok. Yani o aile muhabbetini bilgi olarak vermişler Cevdet'in dediği gibi. Bizim hani karakterin bir karakter yolculuğu olsun diye biraz var orada gibi falan. Hı-hı. Ama hakikaten çok yüzeysel işlendiği için, fazla zaman tanınmadığı için işte bütün o çevrecilik muhabbetine coşarken anı kim umursuyor gibi oluyor biraz. Evet. Ya bir de ya hani şöyle konulmuş ya. Cuba Gooding Jr. ara sıra dışarı çıkacak. Konuşturabileceğimiz biri lazım. Kim olsun? Kızı olsun. Ya hadi bakalım diye. Kızın şeyi falan da yok ya. Babasına karşı kini, nefreti, bilmem nesi, yani annesi gidip de Xanax'lar içip kız kardeşini de kendi yerlere atıp hüngür hüngür ağlarken bu kız yani çok donuk yaklaşıyor bir de olaya gibi geldi. Evet. Bir ilişki bir bağ verememişler. Verememişler. Halbuki yani orada şey var işte, hani hiç babalık yapmamış bir kişi var yani. Ve kız bundan eksik kalmış bir kadın var. Bence filmin işte esas hikayesi, yani herkesin kendi yolculuğu. Adam kendi yolculuğunu bulup kızından özür diliyor. Cuba Gooding kendi yolculuğunu bulup işte bu kariyer değil de daha önemli şeyler hani hayatta var falan. Veriyor falan filan. Kız da işte babasıyla barışıyor sonunda, affediyor yani. Affediyor. Evet, bu kız konusunda ben de zaten baştan söyledim. Şey yapmıyorum, katılmıyorum. Bu altını doldurmamışlar yani. Nolan sinemasında çok olan bir şey bence, bizim sevdiğimiz ve biraz da 2000'lerden sonra gelen bu eksikliğini 99 filmlerine her ne kadar coşsam da, çünkü ben de 16 yaşında falanım yani, hani tam benim her devamlı sinemaya gittiğim zamanlar, o yüzden bu filmin bir kere duygusal olarak etkileri var hep. Ama o şimdi açıdan çok var.
Çok var. Objektif çok var. Evet. Olarak gözlemlediğimde şeyi fark ediyorum. Mesela bir Nolan filmi, bunu Nolan çekmiş olsaydı, bence o Ömercan'ın dediği, işte evimde mahkum da işte karısıyla araları kötü, o yüzden şiddet eğilimi var falan gibi detayları da vermek isterdi. Çünkü Nolan böyle ana karakteri en ön plana çıkarmak yerine hepsine eşit mesafeyi durmayı tercih eden bir yönetmen. Bütün filmlerinde de öyle yapıyor. Ve bu çok daha gerçekçi hale getiriyor ya işi. Burada yan karakterleri hiç önemsemiyor oluşumuz. Biraz o tarzın sineması bence. Evet, böyle atıyorum mesela flashbacklerle falan aile hayatını görüp böyle hakikaten işte umursamayan, ne bileyim ben, döven değil ama böyle hani evde böyle kızıp hani bağıran çağıran bir herif falan görsek o adamı biraz daha çok hissedebilirdik. Mesela Anthony Hopkins bize katil diye tanıtıyorlar filmin başında. Hani o yüzden işte tımarhanede. Kızını şey yapmış diye tanıtıyorlar, işte dışlamış, ailesini umursamamış diye tanıtıyorlar. Fakat film boyunca Anthony Hopkins'e bir an bile sinir olduğumu hatırlamıyorum ben. Anthony Hopkins film boyunca süper. Çünkü yani, Sir. Yani biraz hakikaten Anthony Hopkins olmasıyla alakası tabii ki olabilir ama atıyorum Kuzuların Sessizliğini izlerken Anthony Hopkins'ten ürküyorsun mesela, öyle o kadar da tabii, değil mi? Tabii canım. Ya yani biraz böyle bir adam. Yine hayranlık besliyorsun ama ürkerek hayranlık besliyorsun. Ürkerek. Burada böyle ağzını açtığı andan itibaren zaten süper bilgece şeyler söylüyor. Bütün o gorillerle olan yolculuğu inanılmaz ve çok hani işte etkileyici. İlk izlediğimde de tabii daha da çok etkilenmiştim. Yani şimdi biraz üstüne başka şeyler izledim ama o açıdan da ya biraz evet, hani o karakteri daha böyle grileştirecek bir şeyler belki filmi bir tık daha tatlı kılabilirdi belki, bilmiyorum. Yan karakterlere geçiyorsak Donald Sutherland var. Doğru söyledim, Donald olan. Sutherland. Sutherland bu. Ben hep Sutherland diyorum buna ya. Yanlış mı söylüyorum? Sutherland. Şey olmaz abi ya. Ne olacak? Ne olacak? Sutherland Island. Olmaz. Shutter Island. Hep Sutherland. O babamın yüzünden öyle derdi. Aa, Donald Sutherland derdi. Göt bize yanlış öğretmiş. Nasıl para? Sutherland. Neyse, mesela o karakter de şeyi temsil ediyor değil mi? Net bir şekilde. Hani profesyonel ol arkadaşım. Bu kadar duygusal olma. Yap işini. Evet evet. Karar ver. Çek git falan. Böyle onu... Bak ben sana bir söyleyeyim mi? Aslında bence yan karakterler arasında bir parça katan bir tek o var. Çünkü onun bir tane sahnesi var. Gene klişe yoldan gidebilirdi ama öyle yapmamışlar. O da şey sahnesi, hani Küba buna geliyor işte, ya işte bu işe olmayacak falan gibi böyle, hani düşük. Ben orada onun şey demesini bekliyordum. Hani film öyle gidiyor çünkü. Hani sen adamla çok yakınlaştın. Bu işten vazgeç. Adamı işte suçu olarak görmen lazım falan. Öyle ya da o şey, her şey kısmında diyor onu, pardon. Sürem azaldı falan diye geliyor Küba böyle şikayet etme. O da o zaman vaktini akıllıca kullan falan diyor. Hani orada dedim ha, bak bu karakter cani profesyonelizmin sembolü olmak yerine biraz daha karaktere dönüşmüş yani. O öyle bir şey yapmamışlar. Bazı hani... Gandalf fanları da var canım. Bence hani böyle hikayenin bazı noktalarında Gandalf. Ya tabii asıl Gandalf Anthony Hopkins ama bu adamın da verdiği küçük dersler iyi oluyor. Kızı evet. Var. Kızı var. Mario Tierney'in işte canlandırdığı, ki ben bu kadını ne zaman görsem aklıma Liar Liar geliyor istisnasız. Çünkü herhalde orada tanıyıp sevdim. Severim ben bu kadının biz doğal oyunculuğunu. Ya oradan biliyorum ben. Yani çok büyük bir rolü yok. CNBC'ye olmadan önce neydi ya? O zaman başka bir şeydi de o zaman izlerdim. Bir de şey var. Hani kadın hakkında bir şeyler söylemek istiyor musunuz? Bilmiyorum yani kız hakkında. Söyledik yani. Okay. Öyle gülümsüyor. Hani kızla çocuk arasında bir aşk ilişkisi olacak mı diye mesela bekliyorsun. Neyse yok, ki onları canım. Böyle öpüştürdükleri ettikleri bir yere gitmemiş film. Hani evet. O bir şey. Tabii ama yani ben kızın yerinde olsam, evimin kapısında tünese Cuba Gooding Jr. yani Theo, çıldırırdım. Ne yapıyorsun zengi kardeş? Diye mi? Tabii abi. Sen niye Anthony Hopkins adamla yakınlık kuruyor zannediyorsun? Ya, maymuna en yakın. Aynı şeyi düşünüyordum. Yani ve bunu gerçekten diyecektim ki arkadaşlar, size şaka olarak bir şey yapacağım. Oğlum, yayında söylemeyeyim diyecektim ama söyledi adam. Amerikalı influencerlar olsak şimdi. Yani aforoz ediliyorduk tabii. Şaka yapıyoruz bu arada millet. Yani, ofensif mizah böyle bir şey. Evet. Biz bu durumla dalga geçiyoruz arkadaşlar. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Heh, tamam. Neyse. Yan karakterlere girmişken George Dizinduza isimli işte o psikiyatrist karakter var. Ben de bu adamı niye bilirim? Çünkü Avcı filminde oynar. O yüzden bilir ve severim. Avcı kendisi. Ne? Deer Hunter mı? Deer Hunter filminde. Yani hafızam beni unutmuyorsa severim oradan. Benim bu karakterle ilgili
en beni şaşırtan detay adamın duyma cihazı falan kullanıyor olması. Ne garip bir detay ya o. Yani evet, doğru. Mesela o herif oyuncu, o gerçek adamın mı acaba ihtiyacı var ona, yani anladın mı? Yoksa onu hakikaten yazarken dur bu da bu herifi hani beceriksiz, işte hantal, işte kilolu bilmem ne, bir de sağır yapalım mı demişler. Enteresan bir detay yani. Vallahi yani hikayeye bir katkısı var mı dersen, şöyle bir katkısı var. Ama ben zorluyorum şu anda. Adam gerçek ihtiyaçları duymayacak kadar sağır kalmış vay, meslekte falan. Bakıyorum sağda solda başka fotoğraflarına, hiç öyle kulağında bir şey yok adamın. Yok 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 zaten. Sonradan belki atıyorum kitapta daha detaylı anlatılan da bir detaydı o. Hani o karakter tasvir edilirken falan. Burada tabii, tasvirle açıklamayla uğraşmadılar. Detayı koyup geçtiler. Olabilir yani. Ve filmde karakter gelişimi yaşayan nadir karakterlerimizden. Doğru. Kesinlikle. Ben orada çok duygulandım ve yani o kısımları severim ben. Hollywood klişelerini çok severim. Ne vuruyorsun çocuğum? Bugün doğum günü arkadaşım falan. Bence böyle şey sahnelerdendi. İçimize coşku veren ya da ben hala klişe seviyorum. Hangisi? Çok güzel. Ya işte abi zaten bu filmi keyifli kılan bir tarafı var. O da süper duygusal olması. Evet. Yani duygusal derken sürekli böyle anlamı değil de seni coşturacaksa coşturuyor, öfkelendirecekse öfkelendiriyor, işte kızdıracaksa kızdırıyor, avcılara karşı mesela süper öfkeleniyorsun. Yani işte Afrika kılıçtan geçirilmeli falan diye düşünüveriyorsun, anladın mı ya o sahneyi? Bir de böyle inanılmaz bir şey var, Afrikalıları iğrenç göstermek. Yani ama öyle bir yani yasa dışı işte hayvan avcılığı falan gibi bir olay olduğunu biliyoruz abi. Hani o ne yapalım ya, var öyle bir şey. Şeyi çok iyi verebildiler mi emin değilim. Yani hani ben zorluyorum ama hani düz bünyeye geçti mi çok emin değilim. Yani sanki böyle batı medeniyetinin suçu değilmiş gibi davranıyor olmaları bu durumun. Yani ya da onların bir katkısı yokmuş gibi. Yani sanki... abi bence filmin öyle bir havası yok hakikaten. Batıya ya da doğuya ya da spesifik bir medeniyete suç atma gibi bir derdi yok. Genel olarak medeniyete suç atma gibi bir derdi var. Ama zorlarsan, okumak için elinden geleni yaparsan şöyle bir durum ortaya çıkıyor tabii. O yasa dışı avcılık yapan adamlar da biraz Batı medeniyetinin getirdiği bir takım şeylerle aslında onu yapıyorlar. Evet. Yani oradaki o işte kendiliğinden gelişmiş ve hiç dışarıyla bağı olmayan kabileler, ki bu bir ön yargı. Yani o konuda da aslında olarak bilgili değiliz. Biraz Hollywood üstünden falan bilgiliyiz. Ama hani onlar biraz daha doğayla falan uyumlu yaşayan tipler. Bunlar işte Batı dünyasında şuraya buraya satmak için işte o... Ben de onu diyorum. Satmak için zaten. Oradan Batı işin içine öyle giriyor aslında dolaylı olarak. Tüfek müfek kullanıyorlar. Hani o kıyafetleri şeyleri bile aslında sonuçta hep sömürgecilikten kalma bir takım kültürel şeyler yani. Hayvanat ama bahçesi hani... detayı var mesela Batı'yı işte biraz yapabileceğin. Tabii. Konuda doğru. İşte... su yüzüne çıkarabileceğin diyelim, suçu atabileceğin. Ya filmin aslında en güçlü yanları da bence oralar ve o sahnelermiş gibi geliyor bana. Yani o konuda ciddi net bir duruşu olması benim hoşuma gidiyor bu filmin. Keşke birazcık daha bunu deştelermiş. Ya gerçi daha ne kadar deşecekler diye düşünüyorum ama. Yok ya, düşünce tabii ki karakter olursa... yolculuğunu daha çok izliyorsun yani. Şu bak enteresan bir şey abi mesela. Şimdi adam hapishanede olması nedeni birilerini öldürmüş olması ya. Fakat biz hani filmde Anthony Hopkins'i kesinlikle suçsuz görüyoruz. Ben öyle görüyorum yani, işte orada yazık değil mi yani, o maymunlara saldırıyorsun boş boşuna güçsüz. Tabii ki ölümü hak ediyor onlar falan gibi hissettiriyor film. Ama işte aslında hakikaten gerçek hayatta böyle bir örnekle karşılaştığın, yani bir hayvana zulmetmiş bilmem ne filan, idam edilsin demeyebilirsin aslında. Yani film o konuda biraz çok taraflı, orası kesin. Taraflı canım yani hatta adam ısrarla diyor ki iki kişiyi bu yüzden öldürdüğün zaman öldürmene rağmen seni serbest bırakabilirim konuşursan diyor. Ya, ama iki kişiyi öldürdü adam. Ve gerçek hayatta hani benim de içim açılsa da hani goril öldürdü diye bir adamı öldürmen hafifletici sebep olmayacaktır diye tahmin ediyorum yani. Kolay kolay da olmaz hatta yani, şeyi bırak hani işin bizim idealist ahlaklı tarafımızdan bakmayı bırak. Kimse normalde herhalde öyle bakmaz oluyor. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum. Kimse o Afrika'da, adam Afrika'da yargılanırdı. Amerika'ya falan filan getirilip de yapılmazdı bile böyle. Hani o meşhur bir profesör falan olduğu için. Canım öyle rastgele öyle bir adam değil ki ama hani o yüzden öyle. Hani bahanesi o. Ya filmde zaten bu tarz kendi dünyasıyla ilgili bence de yani başka birçok şeyi geçiştirdikleri gibi o kendi dünyasındaki bazı detayları da geçiştiriyorlar. Abi gazetede çıkan bir adam bu. Evet, bunlardan bir tanesi de mesela bence şu, ben film izlerken biraz hani anlamamama bile sebep oldu o.
hani bu hayvanat bahçesine gidip de yani Cuba Gooding Jr. süpervizörlüğünde hayvanat bahçesine gittiğinde hakikaten o tanıdığı gorillerle karşılaşıyor ya. Mesela oha o goriller bu gorillermiş yani onun Cuba Gooding Jr. nasıl bulmuş falan. Onlarla mesela hiç girmiyor yani film. Direkt tanıdığı işte buldu bir şey. Daha önce onlarla çalışıyormuş o gorillerle. Belki biliniyordur. Goliath. İşte onlar oradaki o gorillerden bir tanesi o spesifik olaydaki goril zaten. Yok hepsi ölüyor onların. Bu başka bir goril. Bir tanesini yakalamış getirmiş de ben öyle anladım ya. Yok hayır, ya bu Goliath işte diyor. Kendi getirmiş. Evet kendi getirmiş. Ben de öyle anlamışım hıyar gibi. Evet, ha, daha evet. Önce getir. O olaydan gelmemişti. Evet, daha evet. Önce bu olayda. Ama yani adamın da evet. İşi bu olduğunu işte o eyalette bir tane hayvanat bahçesi olduğunu gorillerin ben de uzun zaten, yaşadığını ben düşünürsek olabilir. Ben spesifik o çatışmadan da bir tane oraya geldi zannettim. Ha, öyle değil diyorsanız tamam. Değil o değil. Yok yok o daha peki, önceden oraya tamam. Sokup da esaretini kabul eden bir maymun. Yeri gelmişken aynen. O zaman aslında filmin önemli rollerinden birilerinde oynayan gorillere gelelim. İşte evet. Ne sırttı? Silver. Silver. Gümüş sırt. Gümüş sırt. Gümüş sırt. Alfa. Alfa işte falan. O toplumu şey yapıyorlar, gösteriyorlar. Ne kadar güzel yapmışlar ya. Onlar evet. Kostüm müymüş arkadaşlar? Gerçek kostüm sanıyor. Kostüm ve animatronik. Ya, şey neydi? Steven Wilson diye isim geliyor da bir şey Wilson bir diye bir adam var. Steven ya Wilson. Bu goril konusunda bayağı tecrübe var Hollywood'da. İşte bir tane Sigourney Weaver'lı falan bir film vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte Space Odyssey falan filan var. Bayağı bu konuda gelişmişler yani gayet de iyi olmuş. Ben çok mesela iyi. Küçükken izlediğimde kafamda basmıyordu hani o yıllarda falan. Gayet bayağı gerçek oldu. Goril değil mi? Evet evet. Gerçeğe çok yakın bu arada yani. Bazı sahnelerde tabii gerçek goriller de vardır yani. Tam da birebir şey yapanlar tabii ki. Ya büyük ihtimalle yalnız çektikleri gerçek gorildir diye tahmin ediyorum. Hani bu işi nasıl yapıldığını birazcık bilen biri olarak. Ama işte adamla iletişim kurduğu, el ele tutuştuğu sahneler falan gibi onlar herhalde biraz daha makettir. Zaten özellikle karanlık oluyor sahneler. Dikkatinizi çekmiştir belki. Tabii. Çok güzeller ya. Çok başarılı buldum yani. Ve çok başarılı. Bir de şöyle bir şey de var. Bunu Star Wars'la ilgili bir röportajda Mark Hamill'ın ağzından duymuştum tamam mı? Yani Yoda ile olan sahnelerinde işte Empire Strikes Back'te pardon Mark Hamill'ın ağzından değil birisi bahsediyor işte Mark Hamill hakkında. Yani bir kuklanın karşısında ki oyuncu o kadar iyi olmalı ki o kuklayı hayata geçiren biraz da oyuncu oluyor falan filan. Hani burada da hakikaten Anthony Hopkins o kadar tabii ki yani Anthony Hopkins muhteşem bir herif yani Hollywood'daki gerçekten. Onunla beraber o gorillere süper inanıyorsun yani süper. Stan Winston'mış. Evet bir yandan da Making Realistic Mountain Gorillas diye de bir YouTube videosu var. Stan Winston School'un paylaştığı bu filmde ne yaptıklarına dair nasıl çalıştığına dair bu animatronik. Zaten bu adam kendini kanıtlamış bir uzman pratik efektçi olarak. Hakikaten şu anda YouTube sayfası açmasına yani. Şaşırmadım. Çünkü dijital geldi. Herifin bütün işlerini elinden aldı büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Cuba Gooding Jr.'dan pek bahsetmedik arkadaşlar. Cuba Gooding Jr. O yıllarda bir çıkış yapmaya başlamış. Sonradan ortadan kaybolmuş bir adam. Çok enteresan. Ben onun kariyerine ne olduğunu merak ediyorum. 3 tane aklımdaki filmi var. Biri bu. Biri Jerry Maguire tabii ki. Aynen. O çıkış filmi zaten o adamın. Çıkış filmi. Biri de şey. Any Given Sunday. Aa o zaman 4 oldu. Hayır onda biliyorum. Cuba Gooding yok lan. O Jamie Foxx'tu galiba. Cuba Gooding. Evet, evet, dediğin hangisiydi? Çıkış filmi dediğin? Jerry Maguire işte. O da konuşmaya değer bir şey var ya. Kürşat 5 kere falan izlemişti sizdeyken. Şeyde izliyordu onu hatırlıyorum. Bu denizli bir film var böyle. Şeyle ateş ediyor dan diye falan. Denizci Pearl olduğu bir film var. Pearl Harbor'da var ama bir tane daha denizcili bir filmi var. Tamam hatırladım. Robert De Niro ile oynuyor hatta orada. Dur bulacağım. Şey denizci değil de dalgıç herif yani o şeye giriyordu falan. O eski galiba tip evet. Evet eski tip. Benim diyeceğim As Good As It Gets'ti arkadaşlar. Mutlaka konuşmamız gereken. Tabii yine ben orada. 90'lar orada. Filmi. Tabii. Hatta senin neydi biliyor musun? Man of Honor bu arada. Ha Man of Honor. Evet. Man of Honor. Evet. Şeydi orada. Gay Neighbor'dı. Yani daha doğrusu Gay Neighbor'ın gay böyle artwork'ü. Ve yani çok çok hoş oynuyordu yani. Böyle kötü bir yerinden oynamıyordu. Hani o dalga geçen bir yerinden oynamıyordu. Doğal abi bir yerinden oynuyordu.
Küba Gülüncü Yeru şöyle düşük bütçeli bir filmini televizyonda izlemiştim. Adam böyle işte yazar, tamam mı? Deli gibi işte yazmaya çalışıyor falan filan. Fakat bir türlü yapamıyor demiyor. Sonra böyle bir komşusu mu arkadaşı mı gizemli şartlarla tanıştığı bir tip. Buna böyle bir roman gösteriyor işte, çok bitmiş etmiş. Bunu basmak istiyorum falan diyor. Buna veriyor. Adam ölüyor sonra. Bu da kendi romanıymış gibi basıyor falan. Sonra işte başka insanlar bundan ikinci romanı bekliyorlar. Buldum. Yapamıyor demiyor. Murder of Crows. Murder of olabilir. Crows. Kartalların... Adam şeytan meytan gibi bir şey çıkıyor galiba. Aa, çok güzel. Tabii tabii. Şey işte, Faust'un uyarlaması o. Evet evet. Evet evet. Bir çeşit Faust uyarlaması. Doğru. Çok güzel film de o da. Şey yani şeyine göre, yani meşrebine göre güzel film. Tabii. Bu. Ben Küba Gülüncü Yeri deyince aklıma benim hep ilk o geliyor mesela. Öyle bir şey. Ben o filmi bilmiyorum. Güzel filmdi, bak hatırladım şimdi. Nereden geldi aklına, helal. Ben hiç unutmuştum bile öyle filmi vardı. Küba'nın 5 tane 6 tane projesi var abi insanın aklına gelen. Başka da bir şey yok. Bir de işte en son O.J. Simpson oldu. Sen onu izledin mi Cecep? Yok, izleyemedim. Bayağı iyi. Biliyorum ama benim. Evet. Bak, sen şey diye, Radio diye bir filmi var. Allah Allah. Şimdi Küba Gooding Jr. biliyorsunuz Oscar da aldı. Yanılmıyorsam Jerry Maguire'la aldı. Çok emin olabilir. Değilim. Hatta evet, iki Oscar aldı. Anthony Hopkins de aldı tabii ki. İkisi de böyle Sir... Yok, bir Oscar'ı varmış bir abi. Bir adaylığı evet. Vardır belki o zaman. Onu yanlış hatırlıyorumdur. Peki bu filmde de bir scene var biliyorsunuz. Yani en sonunda beni duymuyorsun ama diye başlayıp bir monoloğu var. Nasıl buldunuz Küba Gooding'i? Nasıl bir oyuncu sizce? Klişe mi? Güzel mi? O sahneyi nasıl buldun spesifik olarak? Sahne çok klişe ama duygulanıyor insan. Mahsun Kırmızı bir film efekt. Ben yani ben sahneleri tek tek ele aldığımda klişe olmasına rağmen güzel buluyorum. Ya ben etkileyici ve hoş bir sahne. Tabii tabii. Bence klişeler arasında en iyisi o gibi hissediyorum ben. Bir de tabii ki şey var. Dur. Şu sahne var. Ya o sahneler var ya bak. O sahneler yani oğlum nasıl anlatayım? Abi işte o sahneleri bak, o sahneleri yutarsan bu film Allah, anladın mı yani? Evet, evet. Süper oluyor. Ve ben gerçekten hani ilk izlediğimde genç yaşımda sapur sapur yemiştim yani o sahneleri ve o yüzden bu film süper film falan diye biraz aklımda kalmış hakikaten. Ama işte hakikaten yaşlanıp ettikçe biraz klişeler potpourri'si olduğunu görmezden gelemiyor insan. Müzikleri de konuştuk. Deneyaf buna bir daha girmeyeceğim. Ama bir de yönetmeniniz var, John Turteltaub. Ondan da bahsedelim. Onun izlediğiniz filmleri var. John Turteltaub deyince aklımıza bir yönetmen tarzı gelmiyor. Belli ki düz Hollywood yönetmeni. Ama hoş filmlerde çekmiş. Şimdi gardiyanların başındaki adamı konuşmadık. Ben baş gardiyan adamın konuştuk. Allah belasını vermesin. Konuştuk. Adam. Ömercan bahsetti ama. Adam şeye Michael Keaton'a benziyor sadece. Evet ya, bu arada. Evet ya. Evet, deli gibi benziyor gözler evet. Falan. Bütün film boyunca Michael Keaton böyle yaşlandı diye düşündüm. Sanki böyle abisi, çok benzeyen abisi falan gibi yani. Çok acayip bir şey var. Avrosu. Bu yönetmen hakkında arkadaşlar. BoJack'te hatırlarsınız belki. Bizim şeyin işte Miss Caroline'ın falan kanka olduğu bir yapımcı karakter vardı. Gene kaplumbağa tipli. Onun soyadı Turteltaub gibi bir şeydi. Buna yani mi? Belki Hollywood'daki bu yönetmen adama gönderme bir karakterdir o. Bilmiyorum. Sadece adları benziyor diye söylüyorum. Şimdi ben bir de BoJack'te böyle Hollywood'daki gerçek insanlara çok gönderme olan karakterler olduğunu bildiğim için de iki ipucum var. Filmlerine bakıyorum. Genelde iyi para kazanan Hollywood filmlerini çekmiş herif. Demek ki Hollywood'da kadrolu yönetmenlerden hani tarzım yok ama en iyi filmin bile belli standartların üstünde, en kötü film bile belli standartların üstünde olan diye ben, düşünüyorum. Ekstra mesela bir tane Sandra Bullock filmi var. Sen Uyurken diye. Ben onu küçükken izlediğimde romantik komedi o. Çok severdim mesela bir romantik komedi olarak. Evet. Güzel. Yıllar geçtikçe yalnız Nicolas Cage ile birlikte bütün berbat filmleri yönetmiş. Evet abi. Sorcerer's Apprentice de var bak. Oo yazık. Çok. Onlar tam böyle ay Nicolas Cage ay filmler böyle. Beraber kariyerlerin ağızlarına sıçmışlar kardeş. Benim kaçırdığım muhtemelen Ömercan izlemiştir bunu. Fenomenon diye bir film var ya. Ya ben Fenomen. Televizyonda binlerce kez gördüm ama güzel hiç baştan mi? Sona izlemediğim filmlerden. Ya ben yani John Travolta'nın şu hali bile aklımda kalmış ama izlemedim hiç. Ya John Travolta'nın melek olduğu bir film vardı bak, onu ben bir daha izlemek istiyorum. Aa doğru. Neydi o? Bilmiyorum ki adını falan. Aha. Böyle şeyler. Aklıma We Were No Angels geldi. We Were No Robert De Niro'yla Champagne'in oynadığı. Hatırlıyor musunuz?
We Are No Angels mıydı? Hatırlamıyorum. Michael Angel'mış. Michael Angel. Filmin adı bu mu? Michael. Sadece Michael. Sadece Michael'mış galiba. He's an angel, not a saint. Neyse. Ben izledim Michael'ı ya. Hatırladım galiba şimdi böyle hayal mayal. John Travolta'da... Buyurun. Bir de bu adamın en sevdiğim filmi 1992 yılında çektiği Üç Küçük Ninja. Çocuk filmi bu. Üç tane ninja küçük çocuk karate yapıyorlar falan. Ben çok severdim bu filmi. Allah Allah, neden acaba? Evet. Bence haftaya onu konuşmalıyız. Var mıdır arkadaşlar son söyleyeceğiniz, ya şunu konuşmadık, sormadın veya aklımda şu var diyeceğiniz bir şeyler, ek bilgiler? Ben sadece şöyle söylemek istiyorum. Film klişe, şu su bu su, cart curt eleştirdik ama filmin mesajı çok güzel ve çok güçlü olduğu için benim için her zaman hoş bir film olarak kalacaktı. Ya sırf mesajı için bile izlenmeye değer bence açık. Tabii canım. Keyifle akıyor yani film. Hani böyle sıkıldım artık bu filmden kapansın vaziyetinde hiç olduğum bir an bile olmadı yani. Sadece bak, işte ulan bu klişeye ne gerek vardı diye düşündüğüm sahnelerde. Ben hani çevreci bir insanımdır. İşte çevreye karşı saygılı olmamız gerektiğini düşünüyorum filan. Ama bunu gidip hani ağaçlarla sevişmek istediğim için değil de sonuçta zaten çevre dediğin şey de insan hayatını muhafaza etsin diye yani işte iyi tutulması gereken bir şey. Bunu hatırlama pragmatikliği ve zekası sahip olduğum için çevreciyim. O yüzden hani kolay kolay çevreciyim ama önce çevre sonra insan hani demem. Yani ne olursa olsun önce insan falan derim. Fakat bu film mesela ulan hani o gorilleri öldüren adamları cayır cayır yakın dedirtecek kadar insanı etkileyebiliyor. İşte o su başarılı filmi diye bir özetlemek istedim. Bir de demek kitabını okusak nasıl şey yaparız diye düşünüyorum ben de. Gider evet, yaşarım herhalde. Şimdi biz bu film Instinct konuştuk. Siz de izlediyseniz iyi mi kötü mü çirkin mi değerlendirin lütfen. Sağ üst köşedeki o ünleme tıklayıp değerlendirebilirsiniz. Haftaya ne konuşacağımız konusunda... Sen onu buyurun. Haftaya konuşacağımızı konuşacağız. Can sen de sorunu unutma. Ben sadece şunu bir söylemek istiyorum. Tekrar şurada açıktı da. Yani 99'da daha ne filmler var ya? İnanılmaz bak. Star Wars Episode 1 çıkmış. Amerikan Pastası çıkmış. Insider çıkmış. Green Mile çıkmış. Austin Powers çıkmış. South Park'ın filmi çıkmış. Dogma çıkmış. Man on the Moon çıkmış. Yani hepsini izledim ben bu arada. Ne saydın sen hepsini. Hepsi inanılmaz filmler yani. Check, bu kadar check. Nasıl olur ya? Daha yani bakın hani saymadığım bir sürü var. Onlar da yüksek filmler. Sadece hani artık hepsini sayıyorsun demeyin diye susuyorum yani. Nasıl bir seneymiş gerçekten? İnanılmaz. Evet. Bundan bir önceki filmi 100. işte programda yaptığımızı ben seçmişim gibi oldu biraz. Babaladım gibi veya benim sevdiğimdi. Bunu Ömercan istedi diye oldu gibi. Şimdi biraz karar verdik ki adil olacaksak Can bir şey söylese de onu konuşsak diye Can'a dönüyor gözlerimiz. Ama önce size şu sorumu sormak istiyorum. Anthony Hopkins bu hayvanlarla yaşıyor ama ne yiyor ne içiyor abi bu adam? Abi ben en çok muz yiyor. Arada bir kenara gidip sıçmak zorunda kalmasını hayal ederek güldüm kendi kendime. Ya yani çünkü goriller direkt bırakıyor yani. Goril aynen direkt bırakıyor ama bu pantolonunu falan indirmek zorunda anladın mı? Ya yani böyle kenarda beklemek zorunda falan. Ya böyle vulnerable hissediyor mudur acaba o? Ya arkadaşlar ona bakarsanız daha çiftleşme konularına hiç girmiyoruz bile. Hayvanların içgüdüleri var diye biliyorum. Hadi insan tutar kendini de hayvan ne yaptı bilmiyoruz. Evet Can gözlerimiz sende ama çiftleşme konusu için değil film seçme konusu için gözlerimiz sende. Ben sevdiğim bir filmi seçmeyeceğim fakat artık insanlar yani halkın sesini dinleyerek vay popülist miydi? Onlardan aldığımız şeyle artık şu Hobbit serisine bir girelim istiyorum. Hobbit. Vay Hobbit'i konuşacağız. Evet ilk filmi. Ve üçünü birden konuşacağız sırayla yani. Tabii sırayla tabii, konuşmak abi, lazım. Aksın ya Hobbit bir aksın. Asıl gönlümden geçen film Battle Royale'dir onu da söyleyeyim. Tamam Hobbit'ten sonra da Battle Royale'e bağlarız belki be. Bir girelim şuna aynen, madem. Size helal olsun. Evet Avrupa'ya bir gidelim. Sevgili sinema severler bu Instinct filmi iyi mi kötü mü çirkin mi siz oylayın mutlaka. Haftaya ve ondan sonra takip eden 2 hafta boyunca da Hobbit konuşacağız. Coşacağız zaman zaman hayal kırıklıkları yaşayacağız. Bu kitaplarını okumuş, işte Yüzüklerin Efendisi'nin her şeyine hakim 3 insan tarafından yapacağız bunu. Şimdiden beklentileri yükseltelim ve gerçekten kalbimizi açacağız ve bize çok sinirleneceksiniz bir kısmınız biliyoruz şimdiden. Artık zamanla konuşacağız.
Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.